Gelin geriye doğru. Geriye doğru gelin. Geriye doğru gelin. Bugün 2 Temmuz, bundan tam 30 yıl önce bu mekanda yaşanan acı olayın yıl dönümü. Bizler de bu vesileyle bu mekana gelerek burada hayatını kaybeden canlar için karanfil bıraktık. Onlar için dua ettik ve onlar için Allah'tan rahmet diledik. Hepsinin mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin inşallah. Tabii bu acı hepimizin ortak acısı, tüm Sivas'ın acısı, tüm Türkiye'nin acısı. Burada hayatını kaybeden her bir vatandaşın acısını her birimiz yüreğimizde hissediyoruz ve hep hissedeceğiz. Ve bundan sonra da bu tür müessif olayların yaşanmaması adına hepimize düşen çok önemli görev ve sorumluluklar var. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Birbirimize daha da yakınlaşmalıyız. Sevgi ve hoşgörü tohumlarını tekrar yeşertmeliyiz ki aramıza nifak sokmak isteyen şer güçler fırsat bulamasınlar. Yüzyıllardır bu topraklar hep barış ve hoşgörü toprakları olmuştur. Barış ve hoşgörü hakim olmuştur bu topraklarda. Hangi inançtan, hangi mezhepten olursa olsun insanlar bir arada kardeşçe yan yana yaşamışlardır. Yine bu toprakların sesi olmuş, bu topraklarda yaşamış Aşık Veysel gibi, Pir Sultan Abdal gibi, Ruhsati gibi ozanlarımız da bizlere hep barış, hoşgörü ve sevgi mesajları vermişlerdir. Ve hep bu öğütlerde bulunmuşlardır. İnşallah bunların bu mesajlarını doğru algılayıp bizler de o yönde adımlar atacağız. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğiz. Sevgi ve hoşgörü iklimini tekrar inşa edeceğiz ve hep diri tutacağız. İnşallah bizlerden sonraki nesillere barış dolu, sevgi dolu bir dünya bırakmış olacağız. Hepinizin bildiği gibi Sayın Valimizin de söylediği üzere 30 yıl önce bu mekanda yaşanan ve tarihe madımak katliam olarak geçen olayda hayatını kaybeden 35 kişiyi rahmetle, minnetle anıyorum. Katillerini de lanetliyorum. Tabii ki bu olay bütün Sivas'a mal edilemez. Sivaslara mal edilemez. Bu olay bir grubun çıkardığı bir olay. Ama şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Biz madımağa üzülmek için Türkiye'de Alevi olmamıza gerek yok. Başbağlara üzülmek için Türkiye'de Sünni olmamıza gerek yok. İnsan olmamız yeterli sevgili dostlar. Hepimiz birer insan evladı olarak doğuyoruz. Mesele insan olabilmekte. Kimimiz insan olmadan bu dünyadan göçüp gidiyor. Tabii bu ve buna benzer olayların tekrar yaşanmaması için birlikte barış ve kardeşlik ikliminin yaşanması için elimizden gelen her türlü çaba ve gayreti göstermek durumundayız. Sayın Vekilim, Sayın Valim, kapıda Bilim ve Kültür Merkezi yazılı. Lütfen bu konuda yasama ve yürütmeden arz ediyoruz, talep ediyoruz. Bu ismin değişmesi, en azından Madımak Müzesi olarak buranın yeniden dizayn edilmesi. Yani burayı bir müzeye çevireceksek Bilim ve Kültür Müzesi değil. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Ölenleri rahmetle şükranla anıyorum. Teşekkür ediyorum.
Olur.